Günaydın, 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 günaydın. Efendim bugün 23 Şubat 2019 Cumartesi, saatler 9'u gösteriyor. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınındasınız. Yaklaşık 2 saat boyunca dünden bu yana yurtta ve dünyada yaşananları birlikte değerlendireceğiz, birlikte yorumlayacağız, üzerine konuşacağız, fikir alışverişinde bulunacağız. Önemli konuları ve konuklarıyla ele alacağız. Şimdi çok önemli ve yoğun bir gündeme uyandık. Hem dünyada hem Türkiye'de son 24 saat çok hareketli geçti. Malumunuz 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlere adım adım yaklaşırken siyasi partilerdeki hareketlilik sürüyor. Konunun ayrıntılarını Sinan Fıstıkoğlu ile hafta sonunda bulacaksınız. Ama ve fakat yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi 29. başkanını seçecek. Malumunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı gerekçesiyle Binali Yıldırım görevinden 18 Şubat'ta istifa etmişti, vedalaşmıştı. Ve yerine en yaşlı üye sıfatıyla Celal Adan Milliyetçi Hareket Partisi'nden vekalet etmişti. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 adayla girecek meclis başkanlığı seçimlerine ve AKP ve MHP yine bir ortak aday gösterdiler. Yani MHP aslında bu ortaklığı resmen ilan etmedi ama aday göstermediği için büyük ihtimalle AKP'nin adayını destekleyecek. O aday da efendim Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop oldu. Çok soğuk bir güne uyandı Türkiye. Özellikle Marmara bölgesi, bilhassa İstanbullular. Dün hava şahaneydi. Bugün nasıl birden böyle düştü ve hafta sonu nasıl bir hava bizleri bekliyor diyorsanız onu da bültenimiz içerisinde bulacaksınız. Sizlere hafta sonu nasıl bir havayla karşı karşıya olduğunuzu detaylarıyla anlatacağız. EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar efendim ekran başında kalın. Çünkü önemli bir haberimiz var sizler için. EYT'lilerle ilgili yani uzun zamandır bununla ilgili haberleri ekranlarınıza getiriyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar dün bir araya geldiler Ankara'da. 50 binden fazla imza toplandı. Toplanan imzalar önce Beştepe'ye ardından da AKP Genel Merkezi'ne gönderildi. Peki o imzalar ne olacak? Bundan sonra yaşa takılanlarla ilgili nasıl bir süreç izlenecek? Onu da size programımız içerisinde aktaracağız. Ve tabii ki en önemlisi pazartesi günü hayat bir nebze olsun duracak, gözler futbola çevrilecek. Neden? Derbi var. Fenerbahçe Süper Lig'de zor günler geçiriyor. Avrupa'ya da geçtiğimiz hafta veda etti. Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Vodafone stadında. Bu derbi öncesinde her iki takımda son durum ne? Maçın hakemiyle ilgili neler konuşulabilir, neler öngörülebilir? Bunu da programımızın ikinci bölümünde önemli bir spor yorumcusuyla Levent Ümit Erol'la birlikte değerlendireceğiz. O zaman hızlıca ve seri bir şekilde dünyada neler oluyor diyerek başlayalım. Dünya önemli bir haberle başladı bu 23 Şubat sabahına. Venezuela'dan geldi en önemli haber. Kolombiya ile gerilen ilişkiler göz önünde bulundurularak devlet başkanı Rodriguez'den önemli bir açıklama geldi. Rodriguez sınırların geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya üzerinden askeri müdahale planladığı Venezuela, ciddi ve yasa dışı tehditlerini önlemek amacıyla Kolombiya sınırını kapatma kararı aldı. Kapatma kararını Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Rodriguez, Kolombiya hükümetinden gelen Venezuela'nın egemenliği ve ülkedeki barışa karşı ciddi ve yasa dışı tehditler nedeniyle iki ülke arasındaki 3 geçişin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Hükümetin Kolombiya sınırını kapatma kararı muhalefetin ülkeye insani yardım getirmek için verdiği 23 Şubat öncesinde alındı. Venezuela daha önce de Brezilya ile olan sınır kapısının kapatılmasına karar vermişti. Evet, Karabük'ten maalesef acı bir haber geldi. Karabük'ten bu sabah saatlerinde kent meydanında bulunan
esnaf çadırındaki bir restoranda yemek yiyen 17'si çocuk 80 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Karabük'te restoran yemeği yiyen onlarca kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kent meydanında bulunan esnaf çadırındaki bir restoranda yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle 17'si çocuk 80 kişi tedavi altına alındı. Genel durumları iyi olan hastaların tedavileri devam ederken başvuru sayısının artabileceği belirtiliyor. Olay sonrası AKP Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili hastanelerdeki vatandaşları ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, hastaların genel durumlarının iyi olduğunu, 80 kişinin tedavi altına alındığını söyledi. Şimdiye kadar tedavi altına alınanlardan 40'ının taburcu edildiğini belirten Ünal, konuyu Karabük Valiliği ve Belediyesi'nin derinlemesine araştıracağını ve gerekenlerin yapılacağını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 29. başkanını seçecek. Ne zaman seçecek? Yarın efendim. Önemli gün yarın. Zira Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı nedeniyle 18 Şubat'ta görevinden istifa etmiş ve yerine meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla Celal Adan vekalet etmişti. 4 aday yarışacak. AKP'nin adayı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından çekildim. Binali Yıldırım'dan boşalan meclis başkanlığı için seçim süreci devam ediyor. Bir yandan seçim süreci işlerken diğer yandan siyasi partiler adaylarını tek tek belirliyor. Grup başkan vekilimiz Engin Altay'ı aday olarak gösterdik. CHP'nin ardından AKP'de meclis başkanı adayı için resmi başvurusunu yaptı. AKP'nin adayı meclis başkan vekili Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop oldu. Mustafa Şentop hocamızı aday olarak öneriyoruz. Adaylık başvurumu sayın başkanımıza takdim ediyorum. İyi Parti ise aday olarak Gaziantep milletvekili İmam Hüseyin Filiz'i gösterecek. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayı eski HDP eş genel başkanı Serpil Kemal Bay olacak. Kemal Bay Öcalan'dan sayın diye bahsedip Türk ordusunun Afrin harekatının karşısında PKK-PYD'nin yanında yer almıştı. Değerli arkadaşlar, Afrin'de büyük bir direniş gerçekleşiyor. Adaylık başvuru süreci 23 Şubat saat 24'te bitecek. 24 Şubat pazar günü ise milletvekilleri yeni başkanı seçmek için sandığa gidecek. Bir kişinin meclis başkanı seçilmesi için ilk iki turda üye tam sayısının 3/2 yani 400 çoğunluğu aranıyor. Üçüncü turda ise üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301 oy gerekiyor. Başkan adaylığı başvurumuzu yaptık. Şimdi de hemen akabinde Milliyetçi Hareket Partisi grup başkanlarını ziyaret ettik. Sayın Mustafa Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçimi için oyumuzu vereceğiz. 291 sandalyesi bulunan AKP'ye 49 milletvekili olan MHP'nin destek vermesiyle yeni meclis başkanının 3. turda seçilmesi bekleniyor. Meclis gündemiyle devam edelim o halde. Mecliste iki yeni araştırma komisyonu kurulacak. Bu komisyonlardan bir tanesinin nedeni ve amacı hayvanlara yönelik artan şiddetin önlenmesi. Bir diğeri ise bilişim teknolojilerine bağımlılıkla ilgili olacak. Bu arada meclis yerel seçim çalışmaları nedeniyle çalışmalarına 2 hafta süreyle ara verecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi hayvanlara eziyetin önüne geçilmesi için harekete geçiyor. Hayvan haklarının korunması ve hayvanlara eziyetin önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla araştırma komisyonu kurulacak. Meclis bünyesinde bilişim teknolojileri bağımlılığı ile ilgili de araştırma komisyonu kurulacak. Bağımlılığın etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için meclis araştırması yapılacak. Komisyonların kurulması ile ilgili karar resmi gazetede yayımlandı. Her iki komisyonda 12'şer üye oluşacak ve gerektiğinde Ankara dışından çalışma yürütebilecek. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 15 gün süreyle ara vermesine ilişkin karar da resmi gazetede yer aldı. 15 günlük ara 12 Mart 2019'dan itibaren başlayacak.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önemli temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Bu temasların en önemli nedeni bir ziyaretti. O ziyarette Çin Komünist Partisi lideriyle bir araya gelmesiydi. Kendisine çalışmalarından ötürü teşekkür edildi. İşte Perinçek'in Çin gezisinin ayrıntıları. Uygur gerçeklerini kamuoyuna anlatan Vatan Partisi Çin'de üst düzey yetkililer tarafından karşılandı. Çin Komünist Partisi'nden Perinçek'e teşekkür geldi. Çin devletinin resmi davetlisi olarak Pekin'e giden Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek başkanlığındaki heyet temaslarını sürdürüyor. Vatan Partisi heyetini Pekin Havalimanı'nda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Yu Wei karşıladı. Yu Wei, CIA merkezli Uygur yalanlarını deşifre eden Vatan Partisi liderine teşekkür etti. Eski CHP milletvekili Birgül Ayman Güler, Karadeniz Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Kemal Üçüncü, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek, Hamit Zafer Kars, Yunus Soner'le Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, MKK üyesi şair Hüseyin Haydar'ın da aralarında bulunduğu 13 kişilik heyet ilk temaslarını bakanlıkta gerçekleştirdi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne bağlı Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Li Jun, Türk-Çin ilişkilerine katkılarından dolayı Vatan Partisi'ne teşekkür etti. Çin'in terörle, bölücülük ve aşırıcılıkla mücadelesine karşı alınacak tutum, bugün bizim açımızdan en önemli gündem maddesi ve gelecekteki Türk-Çin ilişkilerinin temelidir. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Türk-Çin dostluğunun 21. yüzyılın stratejik ittifakı olduğunu belirtti. Uygur provokasyonlarında Amerika'nın rolüne dikkat çekti. Hem Kürdistan projesi hem Doğu Türkistan bir Amerikan projesidir ve ikisi de yeni İpek yolunu kesmeyi amaçlıyor. Perinçek çözüm için Şangay İşbirliği Örgütü'ne vurgu yaptı. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliği hem ülkelerimizin terörle mücadelesini olumlu etkiler hem bu sayede Uygur meselesinin çözümü için büyük fayda sağlar. Bu adım Uygurlar arasında Çin'in toprak bütünlüğüne sadık olan ve giderek artan geniş kesimlere de önemli bir destek oluşturur. Heyetin bir sonraki durağı 30 milyon tirajlı ve dünya çapında etkili olan Çin Komünist Gençlik Birliği'nin çıkardığı Çin Gençlik Gazetesi oldu. Vatan Partisi heyeti Pekin'de görüşmelerini tamamladıktan sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne hareket edecek. Bölgenin başkenti Urumçi'de düzenlenecek uluslararası toplantıda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bir sunum yapacak. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli ve idari yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin ve siyasi partilerin adaylarının çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rıfat Mutlu da projelerini düzenlediği bir basın toplantısıyla tanıttı. Sloganı "Mutlu İnsan, Mutlu İzmir" oldu. Projelerini sıraladı. Bu projeler arasında en önemlisi ise özellikle bağımlı çocuklar ve sokak çocukları için yapılacaklar vardı. Hem siyasetçi, hem beyin cerrahı, hem de karikatürist. Vatan Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Rıfat Mutlu, projelerini karikatürleriyle kamuoyuna açıkladı. Daha huzurlu, daha mutlu, daha sevecen, çocuklarının yarınlarından daha güvenli, evine aşk götüren, yarın iş kaygısı olmayan kişilerden olmasını bekliyoruz ve bunu yapacağız. Vatan Partisi'nin İzmir'de önceliği insan. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rıfat Mutlu, ilk iş olarak engelli, sokak çocukları ve tiner bağımlısı çocuklara odaklanmak olacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nde engelli daire başkanlığı oluşturacağız. Her mahallede ya da uygun kümelenmelerde engelli meclisleri oluşturacağız ve engelli meclisleri doğrudan doğruya bu engelli daire başkanlığına bağlı olacak. Tiner ve bali çeken çocuklar, bunları görüyoruz. Kesinlikle onlardan uzak yürümeye çalışıyoruz. Ellerinde bir torba var ve oradan nefes alıp vermeye çalışıyorlar. Uçucu madde, yani tiner ve bali bağımlısı çocuklarımız için tedavi ve rehabilitasyon merkezi oluşturacağız. Gerekli olan her mahallede çocuk sosyal destek merkezleri oluşturacağız. Mutlu'nun projeleri arasında İzmir'e deniz getireceğiz başlığı dikkat çekti.
İzmir'e nasıl deniz gelir? İzmir zaten deniz kenti, liman kenti. Denizin temizliğini, yaşamını, sevgisini, aşkını ve gerçek anlamda mutluluğunu İzmir'e getireceğiz. Bunu demek istiyoruz. Yakınlarda bunu göreceksiniz zaten. Vatan Partisi Belediyesi'nde üreticinin baş tacı olacağını belirten Rifat Mutlu, tarım alanlarında kullanılan suyun ücretsiz olacağını belirtti. Su ürünleri üzerine yoğunlaşan Mutlu, kooperatifler kurularak ilkokul öğrencilerine balık vereceklerini söyledi. Açılışta anons etmiştik. Beklenen soğuk hava dalgası dün akşam saatlerinden itibaren özellikle Marmara bölgesinde ve dahi tüm yurtta etkili olmaya başladı. Saatler yaklaşık 9.17. An itibariyle özellikle radyodan yayını takip eden dinleyicilerimiz için İstanbul'daki yol durumuna bir bakacağız ama önce hava durumunu vermekte fayda var. Söylediğimiz gibi Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Trakya'dan yurda giriş yaptı. Bu ne demek? Marmara bölgesini bir anda etkisi altına aldı. Sıcaklıklar bir anda hissedilir derecede düştü. Hatta sabah saatlerinde sert esen Poyraz'la birlikte hem soğuğu hem rüzgarı hissetti İstanbullular ve bu da birçok seferin İdo ve Budo seferinin iptal olmasına neden oldu. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Özellikle Bostancı'dan kalkan birçok deniz otobüsü iptal var. O iptalleri size hemen iletmek isterim. Bursa İstanbul, İstanbul Bursa karşılıklı olarak seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Kadıköy Yeni Kapı Bursa seferi de hava koşulları, hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiş durumda. Son olarak Bostancı-Bandırma ve Bandırma-Bostancı seferi de karşılıklı olarak iptal edildi efendim. Genel olarak yurttaki hava durumuna hafta sonu itibariyle baktığımız zaman hemen sizlerle verileri paylaşalım. Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Samsun, Amasya, Çorum, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları Marmara'da hissedilir derecede düştü dedik. 5 ila 10 derece arasında yaşandı bu düşüşler ama diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatı kesimlerde kuzey ve doğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esecek. Şöyle bir sıcaklık değerlerine baktığımız zaman Marmara bölgesinde Bursa günün en yüksek sıcaklığını 6 derece olarak yaşayacak. Çanakkale ve İstanbul 3 derecenin üzerinde hissetmeyecek sıcaklığı. Kırklareli ise ki yoğun kar yağışı altında olan şehirlerden bir tanesi 0 dereceyi görecek. Ege bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Afyonkarahisar 9 derece, Denizli 14, İzmir ve Manisa 12 derece olacak. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Adana 18 derece, Antalya 15, Burdur 8 ve Hatay 14 derece olacak. İç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Başkent Ankara'da hava 9 derece, Çankırı 10, Kırıkkale 12, Konya ise 13 derece olacak gün içerisinde. Batı Karadeniz'de de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Bolu 9 derece, Düzce 12, Sinop 11 ve Zonguldak 8 derece olacak efendim. Orta ve Doğu Karadeniz'de de yine parçalı ve çok bulutlu. Öğlen saatlerinden sonra Samsun ve Amasya çevrelerinde yağış bekleniyor. Amasya 16, Çorum 10, Samsun 12 ve Trabzon 15 derece olacak. Doğu Anadolu bölgesinde ise Erzurum'da sıcaklık değeri 1 derecenin üzerinde olmayacak. Kars -3, Muş -3 ve Van 4 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinden de biraz değerlerden bahsedelim. Diyarbakır 11 derece, Gaziantep 10, Siirt ve Şanlıurfa'da 13 derece olacak. Bu bugün için öngörülen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava tahminleri. Bir de yola bakmakta fayda var. Bakmıyor muyuz? Sonra mı? Yola sonra mı? Hadi bakalım o zaman. İşte efendim trafik yoğunluğu
%31 olarak ölçüldü. İstanbul'da 9.21 itibariyle aslında bu saat için biraz yoğun bir trafik denilebilir hafta sonu olması hasebiyle. Mesela geçen hafta daha yoğunluğu az bir trafik vardı. Ancak bugün yer yer ve kısmen kırmızılıklar görebiliyoruz. Küçükçekmece, Esenyurt arasında mesela. Avrasya Tüneli gayet ulaşıma açık. Boğaziçi Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girişinde biraz yoğunluk yaşanıyor. Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise akıcı bir trafiğe sahip. Çok soğuk hava, evinizde kalmanızı, zaruri olmadıkça çıkmamanızı, evinizin tadını çıkarmanızı önerir. Çok kısa bir araya gider, geri dönerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim Sinan Fıstıkoğlu'yla. Hafta sonundasınız. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınındasınız. Söylemiştik efendim 31 Mart için geri sayım devam ederken siyasi partilerin ve dahi başkan adaylarının seçim çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor demiştik. O adaylardan bir tanesi de Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tuncer Mutluer efendim. Tuncay Mutluer seçim çalışmalarına çok hızlı başladı. Dün basının karşısına çıktı. Hem valiliği ziyaret etti hem de şehit ailelerini. 31 Mart seçimlerine geri sayım sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını yoğunlaştıran Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer, Kars Valisi Türker Öksüz'ü ziyaret etti. O da bizim partimizin çalışmalarında başarılı olmamızı diledi. Birebir görüşme yapan Mutluer, ziyaret çıkışı açıklama yaptı. Vali Bey'e seçim çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Kars'ın genel durumu hakkında bilgi verdik. Seçimle ilgili emniyet tedbirleri hakkında bize bir bilgi verdi. Mutluer'in diğer adresi Kars Şehit ve Gaziler Derneği oldu. Gerçekten Tuncay Başkan o zaman çok büyük emeği oldu Kars'a. Allah razı olsun, inşallah kazanır, gene aynen devam eder. Mutluer, dernek başkanı Muhsin Ağçay'la görüştü. Biz kazanırsak halka hizmet daha iyi gelecek. Biz kazanırsak Hadep'in önünü keseceğiz. Hadep'in kötü amaçlarına engel olacağız. Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Mutluer, HDP Belediye Başkan Adayı Ayhan Bilgen'in reklam panosunda yer alan Kars bizimdir sözlerine de tepki gösterdi. Kars HDP'nin değildir, HDP'nin değildir, Kars PKK'nın değildir. Vatan Partisi adayı Mutluer birliktelik vurgusu yaptı. Kars Karslı'nındır, Kars Kars'ta yaşayanındır, Kars Türkiye'nindir. Böyle bir kelime koymaları, böyle bir billboard'da isim koymaları çok yanlış. Ben yadır... 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler için geri sayım devam ediyor ama partilerdeki kriz de sürüyor. Özellikle aday listeleri üzerinden partiler arasındaki, partiler içindeki tartışmalar alevlenmeye başladı. İyi Parti Mersin üzerinden kendi içerisinde bir kaos yaşarken AK Parti'de de Amasya üzerinden gerginlik üst düzeydeydi. Meclisteki partilerde adaylık krizleri birbiri ardına geliyor, istifa üstüne istifa yaşanıyor. Aday sürecine en sancılı geçiren partilerin başında gelen CHP'de Adana İl Başkanı Emrah Kozay görevini bıraktığını açıkladı. Adana'da belediye meclis üyesi adaylarının belli olmasının ardından bir açıklama yapan Kozay, aday listelerinin örgütle paylaşılmadığını söyledi. Bu durumu kabul etmediğini belirten Kozay, bu yüzden istifa ettiğini vurguladı. Adaylık krizinin bir diğer adresi ise Amasya'ydı. AKP Amasya Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Dümen, meclis üyesi listesinde adının yer almaması üzerine il başkanlığı binasını bastı. Listede yer almamasına tepki gösteren Dümen, küfürlerin havada uçuştuğu tartışma sonrası partililer tarafından dışarı çıkarıldı. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'de de yeni bir istifa yaşandı. İhraç istemiyle disipline sevk edilen MHP'li Hatay Dört Yol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti'de ise Mersin depreminin artçıları devam ediyor. Mersin'de Demokrat Parti çatısı altında seçime girmek zorunda kalan İYİ Parti, Akdeniz ilçesinde de aynı yöntemi izleyecek. Mersin İl Yönetimi'nin gecikmesi yüzünden aday gösteremeyen İYİ Parti, adayını Demokrat Parti listelerinden gösterecek. Öte yandan İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca'nın yerine Alican Özbayrak getirildi. Alican Özbayrak, geçmiş yıllarda Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı görevinde de bulunmuştu. Tanzim satışları gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşık 15 gündür Türkiye'nin gündeminde sıkça yer alıyor tanzim satışları. Yaş sebze satışları devam ederken gündeme et satışı, yani kırmızı et satışları da geldi. Kırmızı Et Tüketiciler Birliği Başkanı olabilir, sıcak bakıyoruz derken veterinerlerin büyük bölümü bunun sağlıklı olmayacağı görüşünde. Sokak ortasında veya mahalle aralarında böyle bir et ürünü satamazsınız. Tanzim satışta kaliteli et nasıl satılacak? Şöyle et satılacak mı tanzim satışta? Besici bitmişken bir de ucuz et düşünülemez bir şey durumda herhalde. Sebze ürünleri için tanzim satış uygulaması başlatıldıktan sonra ortaya yeni bir tartışma konusu daha çıktı. Bu tartışmaya göre kırmızı et tanzim satış uygulamasıyla satılabilir mi, satılamaz mı? Bu yapabilirliği biraz çok zor bir olay. Hijyen olmaz. Olmaz öyle şey. Et dediğiniz şey önemli bir gıda maddesi, veteriner denetiminde yapılması lazım. Sokak ortasında olmaz. Et yemek istiyorsanız kasaptan yiyin. Kırmızı et üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, pahalılık karşısında ucuz olması için tanzim satışa çıkartılan yaş sebzenin ardından yeni bir öneri getirdi. Tunç, tanzim satışla kırmızı et fiyatında %30 ucuzlama olacağını savundu. Geçici çözümler olur. Bu çözümlerin hiç faydası yok. Bu kalitede böyle ucuz fiyata yapabileceklerse yapsınlar. Et üreticilerinin önerisine ise veteriner hekimlerden itiraz geldi. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'ye göre kırmızı et tanzim satış noktalarında satılamaz. %30 oranında bir indirimden söz ediliyor. Şu anda kırmızı etin mezbaha kesim fiyatı 27 lira karkas olarak. Küçük başta 36 liraya tekabül ediyor. Bunların nasıl karşılanacağını ben de sizin gibi merak ediyorum. Tanzim satış uygulaması olur. Yaptı zaten. Yani eti düşürmek için her şeyi yaptılar. Onu da yapsınlar ama sonuç olmayacağı kesin. Ondan önce yemin çuvalını 45 liraya düşürsünler. Ondan sonra etin fiyatı zaten ucuzlar. Tartışmaların odağında etin saklanması ve hijyen konusu da var. Örneğin soğuk hava depoları tanzim satış noktalarında olacak mı, olmayacak mı? Bunu nasıl bir sistemle yapılacağını ben de hakikaten sizin gibi merakla bekliyorum. 5996 sayılı kanuna göre bu tanzim satış yerleri yapılacak binaların işletme kayıt belgesi olması gerekir. Soğuk zincir kurallarına uyulması gerekiyor. Bunun satışının yapılabilmesi için mekanın steril ortamda olması ve soğuk hava deposuyla soğuk zincirin kırılmaması gerekiyor. Bu çok büyük bir enerji sarfiyatı olacak. Hijyeni sağlayamazlar. Hijyen koşulları falan sağlanabileceğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Belediyeyle attıktan sonra niye olmasın ki? Eğer o hijyenik şartları sağlanırsa satılabilir, değerlendirilebilir. Yoksa satılamaz. Kesinlikle taraf değilim. Konu tüketicinin de gündeminde. Yurttaşlara göre ucuz ve kaliteli et için besicilere destek verilmeli. Devletin besiciye destek vererek etin daha ucuz maliyetlerle üretilip o şekilde halka sunması lazım. Tiratöre mazot altı da tarlana ektiremiyorsun, gübre alamıyorsun, gücün yetmiyor hiçbir şeye. Hayvan üreticilerini finanse etmek lazım. Sterilizasyon ve hijyen önemli elbette. Et Üreticileri Birliği sıcak bakıyorsa vatandaş da bakacaktır ve bir orta yol bulunacaktır diye tahmin ediyorum. Önemli bir konudan yine önemli bir konuya geçiş yapıyoruz efendim. EYT dedik programın başında, yani emeklilikte yaşa takılanlar. Çok önemli bir konu ve seçim öncesinde de aslında özellikle hükümeti çok meşgul eden ve etmesi gereken bir konu. Dün Ankara'da bir araya geldiler mağdurlar ve 50 binin üzerinde imza topladılar. O imzalar önce Beştepe'ye, ardından da AK Parti Genel Merkezi'ne gönderildi. Şimdi gözler gelecek yanıtta. Bu yüzlerce metre. Emeklilikte yaşa takılanlar için toplanan yüz binlerce imza Beştepe'de. İnşallah Cumhurbaşkanımıza ulaşacaktır. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sorunlarının çözümü için Türkiye'nin farklı illerinde geniş katılımlı toplantılar düzenlemişti. 50 yaşındayım. 9 bin küsur prim ödemişliğim var
ve daha emekliliğime 5 yıl var. İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Samsun'da kitlesel basın açıklamaları yapan mağdurlar son olarak hükümete Ankara'dan seslenmişti. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenledikleri bu büyük buluşmalarda hükümete sunulmak üzere imza toplamışlardı. Arkadaşlar imza atmadan geçmeyelim lütfen. Mağdurlar sayısı yüz binleri bulan topladıkları bu imzaları oluşturdukları bir heyetle Cumhurbaşkanlığı ve AKP'ye iletti. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan imzaların teslimi öncesi ulusal kanala konuştu. Bizler emeklilikte yaşa takılanlar olarak tüm Türkiye olarak buradayız. Kotan haklarının bir an önce verilmesini istedi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seçimden önce bu yasanın çıkması için bize yardımcı olmasını istiyoruz. Bu zaten bizim en doğal hakkımızdır. Bir lütuf değildir, kazanılmış bir haktır. Bunun iadesini istemekteyiz. Bununla ilgili gerekli mevzuatı Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine bırakıyoruz ve tüm milyonlarca insan bunu bekliyoruz. Seçimden önce bu yasanın çıkması için tüm dört göz olarak bekliyoruz Türkiye'de. Bir dipnot olarak aktararak geçelim diğer habere. Dün bu imzalar toplandı. Önce Beştepe'ye ardından da AK Parti Genel Merkezi'ne gönderildi. Anında çok kısa bir süre sonra Çalışma Bakanı bir açıklama yaptı. Maalesef dedi, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir tasarrufumuz, bir çalışmamız yok dedi. Önemli bir açıklama, özellikle seçim öncesinde bu açıklamanın yapılmış olması hem cesurca hem önemli. Bir sorundan diğer soruna geçeceğiz. İBBF'lilerle ilgili efendim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları da hayli dertliler. Bir araya geldiler, seslerini duyurmak istiyorlar. Özellikle işsizler ordusunda çok büyük bir yer işgal ediyorlar. Tek istedikleri ise gerekli kuruluşlara, kurumlara yerleştirilmek. İktisadi ve İdari Bilimler mezunları kadro istiyor. İş istiyoruz. İşsizlik resmi rakamlara göre %13'e dayandı. Uzmanlar gerçek işsizliğin açıklanan resmi rakamlardan daha fazla olduğu görüşünde. Şeffaf mülakat istiyoruz. İşsizler ordusunun içinde ise İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının oranı hayli fazla. Atama sayılarımız artsın istiyoruz. Ve aldığımız eğitimle hak ettiğimiz kadrolara yerleşmek, yerleştirilmek istiyoruz. İdari bilimlerle ilgili üniversite ve bölüm sayısındaki enflasyon mezunları iş aramakla baş başa kalıyor. Bilimsel yollarla çözüm odaklı çalışmaya hazırız ve nazırız. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları seslerini duyurmak için Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarıyla doldurulması gereken kadroların diğer fakülte mezunları eliyle yürütülmesine, liyakat ilkesine aykırı olması nedeniyle itirazımız var. Mezunlar ailelerinin de destek verdiği eylemde taleplerini sıraladı. Mevcut kadrolarda emekliliğe teşviklerle ve yeni kadrolar ile bizlere kadro açılmasını talep ediyoruz. Kurum sınavlarının ve mülakatlarının daha şeffaf ve sonuçlarının detaylarının ulaşılabilir olmasını talep ediyoruz. 4001 kodlu kadroların tekrar merkezi atama kapsamına alınmasını talep ediyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri bünyesinde bulundurduğu iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, istatistik, çalışma ekonomisi gibi bölümlerden uzmanlaşmış bireyler yetiştiriyor. Sesimize ses, sözümüze söz verilmesini talep ediyoruz. Sesimize ses, sözümüze söz verilmesini istiyoruz dediler. Bugüne, yurtta ve dünyada yaşananlara basında nasıl yer verildi? Gazete manşetlerinde efendim sıra. Bakalım güne nasıl başlamış önemli gazeteler? Aydınlık gazetesiyle başlayacağız. Her zamanki gibi az önce de ekranlarınıza getirmiştik. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı efendim Rıfat Mutlu'nun projeleri manşette yer alıyor. Öncelik engelliler ve sokak çocukları başlığıyla okuyucusuna duyurulmuş. Kendi çizdiği karikatürler eşliğinde Mutlu İzmir projesini açıklayan Doktor Rıfat Mutlu, İzmir'de emeğin ve doğanın sömürüsü üzerine kurulmuş olan yönetim politikasını değiştireceğiz dedi. Haberin alt başlığı bu şekildeydi. Hürriyet gazetesine geçelim efendim. Bir sür manşete bir bakalım tabii ki. CHP'den apaçık ihanet başlığını görüyorsunuz sür manşette. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini durdurmasını isteyen Cumhuriyet Halk Partisi şimdi de Avrupa Parlamentosu'nun
Türkiye karşıtı kararına destek açıklaması yaptı. Alt başlığıyla okuyucuya duyurulmuş. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin manşetinde Amerika ile Türkiye arasında Suriye konusu başlık olarak taşınmış. YPG için 200 bekçi başlığıyla okuyucuya duyurulmuş. Malum dün Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan bir telefon görüşmesi yapmıştı. O görüşmede 200 askerin barışın devamını sağlamak amacıyla Suriye'de kalmaya devam edeceği belirtilmişti. Hava saldırısına destek verecekler başlığıyla okuyucuyla paylaşılmış efendim. Hemen bu haberin yanında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler öncesindeki mitinglerinden bir haber var. Dün Fethiye, Milas ve Bodrum'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'ya 10 hastane olmak üzere 33 tesis kazandırdıklarını anlattı diyor haberin alt başlığında. Diğer gazetemize geçelim efendim. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah gazetesinin manşetinde beni rencide etti yazıklar olsun başlığını görüyorsunuz. Yalan rekortmeni Kılıçdaroğlu'nun çöpten yiyecek topluyor diye iftira attığı Aysun Demir dava açtı. Üzüntüden intiharı dahi düşündüm haberin alt başlığı. PKK'nın ümidi Zillet İttifakı yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü mitinglerinden bir haber var. Bu haberin içeriğinde ise Başkan Erdoğan PKK'nın bütün ümidini 31 Mart'ta Zillet İttifakı'nın başarısına bağlandığının tespit edildiğini duyuruyor haber. Hemen altında ise dün gerçekleştirilen FETÖ operasyonunun bir haberi var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'ye büyük operasyon başlığı atılmış. Askeri yapılanmada soruşturmada 295 muhafız için gözaltı kararı verildi. Haberin içeriği böyle. Akşam gazetesine geçiyoruz. Bir saptama var Akşam gazetesinin manşetinde. Ailemizle mutluyuz haberin başlığı. Ne kadar güzel TÜİK'in bir araştırması. Beni en çok ailem mutlu ediyor diyenlerin oranı %74.2 olarak belirlenmiş. Güzel haber, iyi haber. Ve hemen altındaysa burası avcılar daha iyi başlığını görüyoruz. Biraz aşağı kaydırırsak. Burası daha iyi afiş olur başlığı var. Kılıçdaroğlu'nun en iyi belediyeler arasında gösterdiği avcılar çöp dağlarıyla doldu. İlçeyi koku bastı başlığını okuyucuya iletmiş. Evet, bunun yanında yine Milliyet gazetesine geçiyoruz. Dün açıklanmıştı. Özellikle tüketici kredisi kullananlar için önemli bir haberdi. BDDK'dan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan gelmişti haber. Başkan Akben açıklamıştı. Kredi kartı taksit sınırıyla bireysel tüketici kredisinin vade uzatımı için çalışma yaptıklarını açıkladı. İhtiyaç kredilerinde vade en fazla 36 aydı. Bu 60 aya yükseltiliyor efendim. Bu haberi okuyucusuna bu şekilde duyurmuş. Hemen altında ise işlek bir yaya geçidinde tanık oldu. Yayanın dramı başlığını görebilirsiniz. İçişleri Bakanı Soylu'nun 2019'u yaya öncelikli trafik yılı ilan etmesinin ardından Gayrettepe'deki uygulamada 1 saatte 20 sürücüye yayaya geçiş önceliği tanımadığı için ceza kesildiğine tanık oldu diyor. Okuyucusuna haberi bu şekilde duyurmuş. Diğer gazetemiz sıra. Karar gazetesinde sıra Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye demir atıyor. Başlık bu. Yine dün Trump'la Erdoğan arasındaki görüşme gazetenin haberine bu şekilde yansımış. Suriye'den çekilmeye ilişkin takvimi sürüncemede bırakan Washington'ın bölgede kalıcı yapı kurmak için perde gerisinde işlettiği plan şekillenmeye başladı. Bu bir senaryo ama çok güçlü bir şekilde dillendirilmeye başlanan bir senaryo, bir backup, bir B planı olduğuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin. Beyaz Saray 200 asker kalacak dedi. Sınır hattında oluşturulacak uluslararası güç çatısı altında Avrupa başkentlerinin de yer alması için anlayış birliği oluşturuldu diyor gazetenin alt başlığındaki haberde. Devam edelim. Karar gazetesiyle mi devam ediyoruz? Yeni Şafak'a geçtik efendim. Binlerce vatandaşı aldattı. Manşet bu. Akrabalarının ani zenginleşmesiyle gündeme gelen CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerindeki binlerce vatandaşa tapu sözü verdi diyor haberin içeriğinde. 4 milyon borç 25 milyon lira oldu da haberin yine alt başlıklarından bir tanesi.
Batı Mısır'daki idamlara kör, insan hakları ve hukuk ihlallerine işlerine geldiğini dünyaya ayağa kaldıran Batı Mısır'daki darbeci Sisi'nin 9 genci idam etmesini görmezden geldi. Hiçbir Avrupa ülkesinden tek bir açıklama gelmedi. Bu haber dün özellikle sosyal medyada çok yer almıştı. Önemli haberlerden bir tanesi. Sözcü gazetesinde manşette Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in haberini görüyorsunuz. Çılgın projem başlığıyla okuyucuya duyurulmuş. Zenginlerin metroya dolmuşa binmek isteyeceği bir İzmir yaratacağım haberin alt başlığı. Yeni Çağ Gazetesi'nde Burhanettin Kocamaz'ın haberini görüyorsunuz. İyi Parti'de son dakikada aday olamamıştı. Demokrat Parti'den adaylığı kesinleşti. Kocamaz Demokrat Parti listesinde haberin başlığı. Şehirler unutulmaz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün saat 18'de partisinin il başkanlığı tarafından Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hocalı katliamını telin ve şehitleri anma programına katılacak diyor haberin içeriğinde. Altında önemli bir haber var. Efendim okuyucuya şu başlıkla duyurulmuş. Milliyetçi Hareket Partisi bu adaya oy verecek. AKP'nin meclis başkan adayı Mustafa Şentop oylamada kendisini destekleyeceğini açıklayan Bahçeli için ağır ifadeler kullanmıştı. İşte siyasette dündürün en önemli örneklerinden bir tanesi bu haber olsa gerek. Yarın gerçekleştirilecek meclis başkanlığı seçimleri öncesinde Cumhuriyet Gazetesi'ne geçtik. Çok önemli bir haber var manşette efendim. Çocuk pornografisiyle ilgili. Çocuk görüntüleri internette pornografik içeriğe maruz kalma yaşı 11'e kadar düşmüş. Vahim ötesi Cumhuriyet Gazetesi sanal dünyada korkunç gerçek başlığıyla okuyucusuyla buluşturmuş haberi. Tacize, tecavüze, affedersiniz, hoşgörü yağdı deniyor hemen yanındaki kutu haberde. Milli Gazete'de sıradaki gazetemiz üretim 0, vergi 8. Ne demek bu? Hemen içeriğine bakalım. Süreli yayınlarda sıfırlanan KDV basın yayın sektörünün derdine derman olmaktan uzak kaldı. Yerli üretimi olmayan matbaacılık girdilerinin vergisi hala %8 deniyor. Bir araya gitme şansımız var mı? Gittik bile. Şubat 2019 Cumartesi saatler 10'u gösteriyor. Sinan Fıstıkoğlu ile hafta sonunda ikinci bölüme başlıyoruz efendim. Gazetelerde kalmıştık. Bir Gün gazetesindeydi sıra. Sürmanşette Alpuda santral yapamazsınız başlığını görüyoruz. Danıştay Alpuda termik santral yapımının kanuna aykırı olduğunu belirtti. Haberin içeriğindeki başlık. Sosyal patlama korkusu bir diğer haberin başlığı. AKP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı performans programında kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla sosyal yardım ve projeleri hayata geçirme hedefine yer verdi. Programda yemek yardımları başı çekiyor haberin içeriğindeki alt başlık. Orta Doğu Gazetesi sırada aşı teyakkuzu önemli haber. Dünden bu yana özellikle haber kanallarında da bu konuyu sıkça görebiliyoruz. Kızamıkla ilgili, çocukların kızamık aşısının neden olabileceği hastalıklarla ilgili bir haber. Orta Doğu'nun kızamık alarmı manşetiyle duyurduğu salgın tehlikesine karşı hükümet harekete geçti. Beştepe Külliyesi'nde gerçekleştirilen zirvede toplumu tehdit eden aşı reddi masaya yatırıldı haberin başlığı. Fanatik gazetesinde sıra efendim. Fanatik gazetesi pazartesi akşamı oynanacak derbiyi manşetine taşımış. Derbilerde güneş önde başlığıyla okuyucuya duyurulmuş. Fenerbahçe'de
derbi ayarı bir diğer başlık. Pazartesi günü saat 21'de oynanacak maçla ilgili bu başlık atılmış ve hemen altında ise Trabzonspor'un haftanın açılış maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendiği haber yer alıyor. Başlıksa fırtına İzmir'de döndü. Fotomaç gazetesine geçelim efendim. Fotomaç gazetesinde ise yine pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi manşette yer alıyor. Sakin olursak maçı alırız. Şenol Güneş'in şifresi, zafer şifresi başlığıyla okuyucuya duyurulmuş. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi heyecan giderek artıyor. Dev derbiye 2 gün kaldı haberin manşeti. Ve hemen altında ise dün haftanın açılış maçında yine Trabzonspor'un Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yendiği maça yer verilmiş. Haberin başlığı ise parmak ısırttı. Neden bu başlık kullanılmış derseniz Abdülkadir parmağın attığı o nefis gol bu haberin manşetine ilham olmuş diyebiliriz. O zaman gazetelere bir nokta koyacağız. Spor gazeteleriyle noktayı koyduysak sporu konuşmanın vaktidir efendim. Niye vaktidir? Çünkü pazartesi akşamı Türkiye'de hayat 90 dakikalığına duracak. Gözler Vodafone stadında oynanacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çevrilecek bu dev derbiyi ve Süper Lig'de yaşananları spor yorumcusu, radyo programcısı, köşe yazarı, fenomen daha sayayım mı? Nasılsın? Levent Ümit Erol'la konuşacağız. Günaydın. Hoş geldin, günaydın. Ne güzel bir gündem. Yoğunmuş bayağı ya. Gündem çok yoğun, sporun gündemi de yoğun. Seyrediyorum programı. Benim ikinci sabahtan programım bir... hemen tabii. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim senin de burada olmana. Sağının içinde olmana. Çok teşekkür çünkü ederim. Çünkü çok iyi bir televizyoncusun. Çok teşekkür yıllardır ederim. Yıllardır da benim kardeşimsin. Ederim. O ayrı. O yüzden beni de konuk ettiğin için çok ne teşekkür demek? Ediyorum. Ne demek yani senin konuk olarak değil de aslında. Flör falan taktım görüyor musun? Falan. Benim moda. Çok havalı geldin. Tabii tabii. Çok afilli geldin. Hani benim olduğum yer senin sayıları mantığıyla seni çağırdım zaten. Şimdi pazartesi akşamı Türkiye'de hayat 90 dakikalığına duracak dedik ama abartmadık herhalde. Çünkü ligde zor günler geçiren, Avrupa'ya veda eden bir evet. Fenerbahçe Beşiktaş'a konuk olacak. Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiası devam ediyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası yok ama derbi derbidir diyebilir miyiz? Ben hep yıllardır şunu söylüyorum. Bence Türkiye'de popüler derbi olarak, yani dev derbi dediğimiz zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe. Evet. Ama bir de işin futbol, sahanın içi derbisine bakarsak ben Fenerbahçe, Beşiktaş, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarının futbol derbisi olduğuna, ülkenin en büyük futbol derbisi olduğuna inanıyorum yıllardır. Çünkü bu iki takım arasında bütün mücadeleler kurulduklarından beri inanılmaz çekişmeli geçiyor. Maç şu anda tahmin etmek mesela maçı, pazartesi gecesini ne olur diye tahmin etmek gerçekten çok zor. Her şey olabilir. Fenerbahçe yaralı ama şunu da söylemek gerekir. Fenerbahçe yaralı olabilir ama bu maçta bana göre, ben Fenerbahçeli olduğum için de söylemiyorum. Bence favori çünkü değişik bir sistemle ve değişik bir dizilişle sahaya çıkacak. Fenerbahçe mi favori? Evet. Benim favorim Fenerbahçe. Senin favorini sormadım. Mantıken yani bir spor yorumcusu olarak. Mantıken moral olarak, performans olarak, saha ve seyirci avantajı olarak tabii ki Beşiktaş favori. Ama Fenerbahçe'de unutulmasın ki bu maçlarda çok başka oynuyor. Çok başka hazırlanıyor. Yani şu anda takım dünden beri kampta mesela. Mesela Galatasaray derbisinde 2-0 geriye dönüp 2-2'ye getirmişti maçı. Muhteşem bir geri dönüştü. Yani. Türk Telekom'da. O maç 2-0 olduğu evet. Zaman herkes 5 evet. Olur, 6 olur, olur derken. 5 dakika daha olsa evet. Fenerbahçe kazanır. Belki de kazanırdı. Evet. Aynen. Yani Fenerbahçe'nin ligdeki kötü gidişatı ya da Avrupa'da havlu atmış olması bu derbide favori olmadığı anlamına gelmez. Ve fakat Fenerbahçe'nin neden bu sezon böyle bir duruma düştüğünü birazdan ayrıca soracağım ama derbi genelinde bakacak olursak Beşiktaş kağıt üzerinde daha şanslı ve dinamik görünüyor, güçlü aynen. Görünüyor. Bir de Fenerbahçe Avrupa maçı oynadı Perşembe akşamı. Bu Fenerbahçe'de havlu atmış olması psikolojik, mental ya da fiziksel olarak bir yorgunluk da yaratmış mıdır? Yoksa bu takım buna alışkın mı? Tabii takımın morali bozuk, çok bozuk. Evet, sen konuşuyorsun. Yani içerideki evet, büyüklerimle, yöneticilerimle, futbolcu kardeşlerimle konuşuyoruz. Gerçekten çok moralleri çok bozuk. Çünkü alabilecekleri turu
kendi elleriyle bir yerde teslim ettiler. Ama bu Fenerbahçe'nin tabii ki bu maça nasıl hazırlandığını ben iyi biliyorum. Eksikler mesela şimdi oynamayan Soldado girecek. Isla girecek. Dirar'ı daha iyi kullanacak. Yani savunması oturdu bence. Sadık ve Şikertel. O yüzden ben Fenerbahçe'ye kolay teslim olmayacak diye düşünüyorum. Tabii ki burada Ersun Yanal ve Şenol Güneş'in karşılıklı hamleleri de çok önemli. Onu soracağım. Yani Ersun Yanal'ı ben evet, çok formsuz görüyorum. Çok güzel gidiyoruz. Neden çok formsuz görüyorum? Şimdi konudan konuya hızlı Fenerbahçe geçiyorsun. Fenerbahçe kulübü. Bir dakika, bir saniye. Şimdi dolmuşum. Çok dolmuşum. Şimdi kokunun biraz da böyle seni geri alabilirsek. Alayım, tamam evet. Peki. Böyle şimdi, durayım mı ben daha rahat? Sen nasıl istersen. İstersen bir sandalye koltuk. Tabii buyur hiç. Şimdi kokunun ayrılmasından sonra Ersun Yanal'ın gelmesi için çok yoğun bir baskı vardı camiada. Taraftar bir nevi özellikle Ersun Yanal'ı bu takımın başına getirtti. Aykut Kocaman mı olsun, o mu olsun, bu mu olsun denirken Ersun Yanal biraz da taraftar baskısıyla takımın başına geldi. Ama Ersun Yanal'a da baktığın zaman yine sosyal medyada korkak oynatıyor, tutuk oynatıyor diye eleştiriliyor. Bu iş böyledir zaten. Şimdi o Ersun Hoca ile ilgili şu anda o eleştiriyi yapanlar Ersun Hoca gelsin diye adeta sosyal medyada yırtınanlar. Evet. Ersun Yanal zaten Fenerbahçe sosyal medya sayesinde, medya sayesinde gelmiştir. Evet. Yani yoksa düşünülen bir teknik adam değildi. Bunu herkes biliyor. Evet. Bunu zaten Sayın Başkan Ali Koç da defalarca söyledi. Ne bugün, ne yarın, ne ondan sonra düşünmüyoruz dedi. Fakat o baskılara boyun eğdi, taraftarını dinledi, getirdi. Ama şöyle bir tehlike var. Bakın, Fenerbahçe edebiyatla yürütülecek bir camia değil. Ne demek güzel o? Sözlerle, böyle güzel ağdalı sözlerle, işte Fenerbahçe aşktır, Fenerbahçe duruştur, Fenerbahçe kalkar, Fenerbahçe şöyle durur, böyle durur. Bu şekilde yürütülecek bir camia değil. Sahanın içi çok önemli. Sayın hocamız Ersun Yanal gelirken ne dedi? Ocak ayında bu takıma transfere bile gerek yok. Ligi en üst tarafta bitireceğiz. Şunu da dedi, Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır da dedi. Yaptırır dedi. Bunlar zaten onun kendi sözleri. Evet. Ama yani şu kadronun, ben mesela çok eleştirilen bu kadronun, ben ligde bu yerde olmasını hayret ediyorum. Yani oralarda olabilecek bir kadro değil. Lig tamam, şampiyonluk yarışından kopabilirsin. Kopabilir. Kupadan evet. Elenebilirsin. Yani Fenerbahçe'nin başına bu sezon gelmez denilecek bütün felaketlerin hepsi geldi. Tek tek geldi. Kendi zaten camiasının içinde son aşağı yukarı 10 yıldır bir bölünme var. Yani hep bir memnun olmayanlar var. Hep bir destekleyenler, her ne olursa olsun yönetimi, hocayı, futbolcuları destekleyen bir grup var. Ayakta tutmaya çalışan bir grup var. Bir de hiçbir şeyden memnun olmayanlar var. Tökezlemesini bekliyorum. Fenerbahçe camiasının başkaları tarafından bölünmeye ihtiyacı kalmadı. Kendi kendine yapıyor bunu. Sen bunu sosyal medyanda da sık sık dile getiriyorsun. Maalesef en ufak böyle bir mağlubiyette kendi içimizde bölünüyoruz diyorsun Fenerbahçe için. Ama baktığınız zaman aslında Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Aynen bu, öyle. Galatasaraylı da olsanız, Beşiktaşlı da olsanız, Trabzonsporlu da olsanız kabul etmeniz gereken bir gerçek. Evet. Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri. Bugün baktığınız zaman evet, dediğin gibi şampiyonluk yarışından koptu. Şimdi Beşiktaş maçı oynayacak. Daha da kötüsü, vahim bir sonuçta çok zor bir fikstür bekliyor. Çaykur Rizespor mesela. Ondan sonra Başakşehir. Başakşehir. Bundan sonraki süreç Fenerbahçe'nin kaybetmesi halinde ne olur? Şimdi, kazanamama alışkanlığı. Şimdi futbolcu psikolojisi, camia psikolojisi, o kırmızı çizgiye oralarda çok seyredersen eller ayaklar titrer. Yani bunun stresi çok zor bir şey. Hangi takım olursa olsun, sadece Fenerbahçe açısından değil, bu durumda Galatasaray'da olsa, Beşiktaş'ta olsa, kadro kalitesi ondan sonra kendini koruyamıyor. Çünkü eller ayaklar titriyor. Fenerbahçeli oyuncunun ya da Galatasaraylı oyuncunun el ayağı titrer mi? Titrer. Titriyor da zaten. Titriyor. Tabii ki. Yani şimdi mesela şöyle bir şey var. Bu genel olarak bizim toplumumuzda son yıllarda çok inanılmaz oldu. Mesela yabancı futbolcular Türk futbolcular kadar önemsemiyor. Neden? Profesyonel görüyorlar. Yani burada onlar normal hayatlarına gülüyorlar, ediyorlar, şöyle böyle. Ama bir de çok önemli bir şey söyleyeyim buradan. Bizi izleyen Fenerbahçeli kardeşlerime, dostlara, Fenerbahçe taraftarına. Mesela İslam Slimani gerçeği var. Şimdi ben çok eleştiriliyor. Ben bunu öğrendim. Andre Ayew
Ayıv diyor ayıv. Ya Sayın Başkanımız. Ayıv da neyse. Ayıv'dır yani. Bu adam ayıv yani. Ayıv. Andre Ayıv diyor ki bu bütün maçlarda, maçlardan önce, maçlardan sonra Instagram, Twitter, ne kadar sosyal medya varsa hepsini takip ediyor, çevirtiyor ve bunlardan çok etkileniyor. Mesela bu çocuğun gol atamama sorunu tamamen psikolojik. Şimdi Cagney'e de yapıyorlar ama Galatasaray ona da oynayan. Başladılar. Hani şimdi mesela Cagney çok büyük bir paraya transfer edildi. 3 maç oynadı galiba. 3 resmi müsabakada forma giydi. Henüz gol atamadı. Adam Instagram hesabının altına gelen yorumlar go home, evine dön. Nereden aldık seni başımıza i̇şte musallat ettik. Böyle bir ruh var. Bunun takımı yok. Bu insanların takımı yok mesela. Ama bunun iyi de yani bir şey söyleyeceğim. Sevgiyi kabul ediyorsan sevilmemeyi ya da eleştiriyi de kabul edeceksin. Benim sosyal medyama da senin sosyal medyana da çok ağır eleştiriler geliyor. Evet. Sen taraflısın, şöylesin, böylesin. Bunalıma mı giriyorsun? Bir daha tweet atmayayım mı diyorsun? Ya da televizyona çıkıp yorum yapmayayım mı diyorsun? Ya da radyo programına bağlanmayayım mı diyorsun? Yani yok, ben engelliyorum. Ben direkt engelliyorum, hiç kurtuluyorum. Çünkü tamam, oyuncu da engelleyebilir. Sevgili Ahmet Çakar, sen de vardın hatta bir gün yemekte. Dedi ki, ne kadar dedi sevenin varsa, o kadar nefret edenin varsa başarmışsındır dedi. Evet, tabii. Ben de şimdi hakikaten dengeliyoruz bazen böyle. O yüzden o beni, o söz hep aklıma geliyor. Böyle bazen böyle cevap da veresim geliyor, böyle sinirleniyorum. Biliyorsun ya benim tabii, o tabii. Gözler mözler kayıyor. Ondan sonra Ahmet abinin sözleri aklıma geliyor. Engeli basıyorum. İşte oyuncu da engelleyebilir. Yani Fenerbahçeli futbolcu Ayıv işte, ya da işte Cagney. Şimdi golcü oyuncu gol attığı zaman var. Gol atamadığı zaman inanılmaz bir strese giriyor. Slimani de bunu yaşıyor. Mesela ben pazartesi günü Slimani'nin oynamasını isterim. İstersin hala İsterim. Yani. Ya ona en büyük fırsat. Çık, at golünü, herkesi sustur. Taraftarını sevindir. Sezonu güzel bir şekilde, moralli bir şekilde tamamla. İsterim. Çünkü hoca da böyle yapar diye düşünüyorum. Peki şöyle sorsam, Ersun Yanal mı, Şenol Güneş mi? Şimdi net konuşayım. Fenerbahçeliler de darılmasın. Ama kıyaslayacağım bir durum yok futbol açısından. Yani kariyer açısından kıyaslayacağım bir durum, çok Şenol ayıp etmiş olurum. Peki, Şenol Hoca'ya çok ayıp etmiş olurum. Oyun sistemi, oyun felsefesi, kariyeri, futbolculuk kariyeri kıyaslanamaz. Bunu bugün Ersun Hoca'mıza da söylesen o da der ki... İtiraz etmez. Derbilerde kilit rolü kaleciler oynar derler. Karius mu, Volkan Demirel mi? Kesinlikle Volkan Demirel. Açık ara Volkan. Şimdi o zaman teknik direktör bazında Beşiktaş öndeyse kaleci bazında da Fenerbahçe bir adım önde tabii diyebiliriz. Tabii bunu yani bugün... Peki Burak Yılmaz mı, Slimani mi? O da kıyaslanmaz yani. Yani. Değil mi? Kıyaslanır mı? Bilmiyorum. Şimdi şu performanslara baktığımız zaman şimdi yani Burak Yılmaz gerçeği çok önemli. Yani bu ülkede attığı goller, milli takımda attığı goller... Şimdi Slimani'den öyle bir performans yok. Yani şu anda Slimani mi Levent Ümiteroğlu mu desen... Düşünürüz değil mi? Yani çok oy alırım. Alırsın. Şimdi senin hafta içerisinde yapmış olduğun önemli bir paylaşım vardı. Perşembe günü Merkez Hakem Kurulu bu derbiye atanan hakemi açıkladı. Evet. Günlerdir konuşuluyordu. Kim olur? O olamaz. Bu kesin olamaz. Şu zaten olmaz. Ve Bülent Yıldırım olarak açıklandı. Şimdi... Sen de şöyle bir paylaşım yaptın. Bu atama bile son derece yanlış. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nu ve kararlarını, yeni Merkez Hakem Kurulu'nu birazdan konuşacağız ama neden o tweet'i attın? Ya kim yönetsin? Şimdi kim yönetsin işte aslında o var. Yani hani Bülent Yıldırım olmadı da Cüneyt Çakır olduğu zaman çok mu memnun kalınacak? Hayır. Fırat Aydınus olduğu zaman çok mu memnun kalınacak? Hayır. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi bu abimiz, bu Bülent Yıldırım, Fenerbahçe'den gerçekten bayağı bir Fenerbahçe'ye çektirmiş bir hakem. Yıllardır. Şimdi Fenerbahçe'nin bu açıdan memnun olmaması çok doğal. Ben şunu hayret ediyorum yıllardır. Fenerbahçe takımı, bakın iddia ediyorum ben, kötü bir sonuç olsun, bu hakemi konuşacak Fenerbahçe Yönetim Kurulu. Bir hafta 10 gün. Şimdi konuş. Açıklandı. Perşembe günü çık de ki rahatsızız.
Pazartesi skora göre konuşmak bana samimi gelmiyor. Yani kaybedersek Bülent Yıldırım, kazanırsak kazan. Peki Galatasaray Spor Kulübü herhangi bir derbi öncesinde atanan bir hakemle ilgili bunu yapıyor mu ki Fenerbahçe yapsın? Hayır. Mesela örnek veriyorum ben. Diğer takımlar için de aynı şey geçerli. Yani hakem zaten bu üzerlerinde çok büyük bir baskı var. Evet. Bakın ben şuna inanıyorum. Hep de bunu söylüyorum. Bu haftalık derbiye atanan hakemle ilgili söylemiyorum. Merkez Hakem Komitesi ile ilgili yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Bakın Merkez Hakem Komitesi'ne seçilen hakemler eski hakemler. Ya bunlar nasıl hakemlerdi ki bunların öğrencilerinden? Peki iyi kim bir olsun, kimi etmiş seçelim? Yani Merkez Hakem Kurulu'nu hani... Mesela Sayın Ahmet Çakar. Ama düşünmüyor dedin. Sen mesela, konuştun dakika, Ahmet ben Çakar'la. Ben konuştum, evet. Kendisi aradı. Bana evet dedi ki böyle böyle haberler çıkıyor. Neden istemiyor Ahmet Hoca? İstemez çünkü neden? Niye istemiyor güzel sence? Güzel bir pastada Ahmet Hoca. Neden uğraşsın? Kendine göre. Şimdi Yusuf Namoğlu'nu... Hakemleri destekliyorum dedi bana. Mesela hakemlerin arkasındayım ama dedi ben kesinlikle dedi düşünmüyorum. Şimdi Ahmet Çakar'ı kendi açısından Ahmet Çakar ya da Erman Toroğlu. Şimdi bu iki isim çok önde televizyonculuktan ötürü. Şimdi bu iki ismi ama bu iki ismin eğer Merkez Hakem Komitesi'nin başına gelirlerse kendi hayatlarından çok şeyin değişeceğini çok iyi biliyorlar. Tabii yani ne İsa'ya ne Musa'ya televizyon kalmayacak. Tabii. Her hafta şey hakemlerin performansı ortada. Bakın ben Riva'da geçtiğimiz sezon hakemlerde kamp yapıyor Riva milli takım tesislerinde. Maç yaptılar aralarında. Yani bir kız takımı sokaktan geçen 11 kişiyi al, bayan takımı hiç futbolla alakası olmasın, yener bunları. Ya o kadar futboldan alakasız şimdi insanlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir hakem, birazcık da hakemin de hakem futbolun yani hakem bilmesi lazım. Hakem futbolculuktan mı gelmeli? Yani keşke. Ama öyle bir şey yok. Keşke. Ya. Futbolu ama bıraktığında 34-35 yaşında mesela, oluyor zaten. Mesela bir şey söyleyeceğim. Mesela bir örnek vereceğim. Geçtiğimiz sezon Fırat Aydınus üzerine koya koya gidiyor. Her maç harika maç yönetiyor. Bir 6-7 hafta. Bir derbi orada artık nasıl bir ruh haline geliyorlarsa, dengeleri nasıl bozuluyorsa, baskıyı mı kaldıramıyorlar? Hop kötü performans. Fırat Aydınus'un o 6 haftalık mükemmel performansı bir anda çöpe gidiyor. Ama futbolcu da 3-4 hafta çok üst düzey performans gösterip 5. hafta çok vasat bir futbol sergileyebilir. Aynı şey hakem için de geçerli değil şimdi mi? Yani neden o zaman hakemler işte Fenerbahçe derken ara verme komutu geldi. Çok kısa bir aramız peki var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok önemli şeyler konuşacağız. Hem derbi konuşmaya devam edeceğiz Levent Ümiteroğlu'la. Hem de efendim VAR sistemini ve yeni Merkez Hakem Kurulu'nu konuşacağız. VAR sistemi neleri getirdi, neleri götürdü? İşimize yaradı mı, yaramadı mı? Çok kısa bir aranın ardından. Saatler 10.30 kaldığımız yerden spor yorumcusu Levent Ümit Erol'la pazartesi akşamı oynanacak derbiyi konuşmaya devam ediyoruz. Aslında derbiden konu hakemlere, VAR sistemine ve Merkez Hakem Kurulu'na geldi ister istemez. Yani bu derbide de şunu öngörüyor musun? Elbette ki hakem hatası mutlaka olacak. Elbette bir taraf bundan mutlaka şikayetçi olacak ama bu sezon 2018-2019 sezonunda bir VAR sistemi uygulamasına geçildi. Ve geçilmesiyle birlikte daha da beter oldu dediğimiz bir duruma geldi. VAR'a rağmen niye bu kararı verdin? Niye VAR'a gitmedin? Gittin de niye üstüne hala bu kararı uyguladın? Çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Evet. Biz mi hazır değildik? VAR mı bize hazır değildi? Ne oldu? Vallahi VAR'ı da sahanın içindekiler yönettiği için arka tarafta. Acaba ondan mı VAR bozuldu? Yani ekranda izliyorsun, ona rağmen yanlış kararlar. Yani ben aslında VAR sistemini bu şekilde gördükten sonra her anlamda futbolun doğası açısından da oyunu soğutma açısından da. Çünkü seviniyorsun, gol diyorsun.
Dur bir bakalım. 30 saniye diyorlar. Sonra bir dakika işte o dönüyor, futbolcuların psikolojisi bozuluyor. Taraftarların psikolojisi bozuluyor. O yüzden acaba var olmadı denedik. Olmadı mı desek de kaldırsak, eski sisteme dönsek tartışmaya açık bence. Yani senin gönlünden geçer ne mesela? Bence, olmasa mı? Bence olmasın daha iyi. Ya böyle olacaksa olmasın. Mesela çok saçma ama bunu Avrupa'da da mesela yapıyoruz. Şimdi mesela Galatasaray Benfica ile oynuyor. Golü atıyorsun. Vermiyor. Var yok. Evet. Orada var yok. Var olsa. Evet. Hani Şampiyonlar Ligi'nde var. Kupa 2'de yok. Sene. Mesela Galatasaray takımının büyük bir hakkı yenmiştir şimdi orada. Yani var olsaydı eğer o golü verirlerdi diye düşünüyorum. Ama işte Türkiye'de de en azından Anadolu takımlarının VAR sistemi sayesinde biraz daha hakkı gözle görünür ölçüde, görülebilir ölçüde garanti altına hakları alınmış olmadı mı? Tamam Galatasaray, Fenerbahçe bir hafta ona yapılır, tabii. Bir hafta ona yapılır tabii. Ama mesela bir dün Evkuru Yeni Malatya Spor'un zannediyorum attığı bir gol mü geçersiz sayıldı. Yani o ara Trabzonspor maçını izliyordum çünkü aynı anda oynanıyordu. Penaltı mesela verilmedi. Verilmedi. Yani şimdi baktığın zaman evet belki 3 büyükler, 4 büyükler bunu tartışıyorlar ama Anadolu takımlarından VAR'la ilgili çok da büyük bir şikayet gelmiyor. Demek evet. ki birilerine... Şu anda bence kulüplerimiz bu konuda sabretme tarafında. Hani oturacak sistem onu bekliyorlar diye düşünüyorum. O yüzden ortak da hareket ettikleri için genelde onu bekliyorlar diye düşünüyorum ama inşallah pazartesi akşamı bu VAR konusuyla ilgili spekülasyonlar had safhaya ulaşmaz. Hakem alnının akıyla çıkar. Aslan gibi maçı hakem yönetir. Hakem şansı da olması lazım. Tabii yani, ki yani çok hakemlik kolay bir şey değil. Bakın yani ben hep bunu anlatıyorum. Tamam eleştiriyoruz, yerden yere vuruyoruz. Yeteneksizler mi? Yeteneksizler. Futbolu biliyorlar mı? Bence çoğu bilmiyor. Alakası yok. Alakası yok. Ya bugün ülkenin bir numaralı hakemi dediğin hakemin maçlarına bir bakalım. Cüneyt Çakır'ın maçlarına bir bakalım ülkede. Yani. Ama Avrupa'da yönettiği maçlarda Avrupa'da çok da, iyi. Avrupa'da da ya enteresan demek ki burada çok etkileniyor. Evet. Burada kafada başka tilkiler evet. dönüyor. Ha, işte ikinci söyleyeyim. Dönüyor zaten şimdi yani. Döndüğü çok net. Dönüyor? Çünkü ben sahanın içindeki performansa bakarım. Dönüyor. Burada şimdi dönüyor, takımın, orada dönmüyor. Bir takımın, orada da hataları var mı? Elbette var. Ama şimdi bir takımın lehine hata yaptığı zaman üst klasman hakemi ya da bir FIFA hakemi bir takımın lehine hata yaptığı zaman otomatikman ötekine de bir tırnak içinde jest yaparak yan mı yapıyorlar ya bunu mu demek yapıyorlar bir, iki. Bak şimdi Türkiye'nin bir numaralı hakemi diye müthiş bir patlama var değil mi? Cüneyt Çakır, Türkiye'nin bir numaralı hakemi. Bu haftanın en önemli maçı, Türkiye'nin en önemli iki derbisinden bir tanesi. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Sen bu maça normalde Türkiye'nin bir numaralı hakemi ise onun atanması lazım. Atayamıyorsun. Neden atayamıyor? İşte geçmişinden dolayı atayamıyorsun. Yaptığı, işte anlattığın gibi tilkiler yüzünden atayamıyorsun. Peki merkez hakem kurulu... Tilkiler deyince de aklıma hep pomolli geliyor benim. Türkiye Tavuk Kümesi Müdürlüğü teklif etmişler hikayem vardı ya benim. O geliyor. Evet. Tilki deyince aklıma direkt pomolli şimdi geliyor. Yeni merkez hakem kurulu geçtiğimiz hafta açıklandı. Sabri Çelik başkan, Muhittin Boşat başkan yardımcısı oldu. Bir kere bu isimleri doğru buldun mu? Yani Sabri Hoca'yı biliyorum. Hatta çalıştığı zamandaki federasyon yetkilisi geçen gün sevgili Ata Aksu abimle beraberdim. Ona da sordum. Çok düzgün bir dedi, delikanlı adamdır dedi. Herkesten de öyle bir şey duyuyorum. Ama şimdi çok düzgün, delikanlı, karakterli, kişilikliden ziyade bize sunacağı performans çok önemli. İnşallah başarılı olurlar. Peki hakemler aynı hakemlerse? 25 tane elit hakem var. Yani. Hakem aynı hakemse, kafa aynı kafaysa, bir hakem dur şimdi bu maçta bu hatayı yaparsam öbür hafta beni bilmem nerenin maçına vermezler ya da ben bir daha Fenerbahçe stadına gidemem ya da bir daha Vodafone'da beni bana maç yönettirmezler kaygısı yaşıyorsa bir defa, Sabri Çelik neyi değiştirebilir? Ben bir öneride bulunabilir miyim hakemlerimize? Tabii tabii. Bütün hakemler benim kardeşim, büyüğüm olan büyüğüm, Merkez Hakem Komitesi'ndeki başlarda büyüğüm. Şimdi ben olsam ne yaparım biliyor musun? Şöyle bir felsefe yaparım. Şimdi ben senin maçında geliyorum, kötü kararlar veriyorum. Ülke beni konuşuyor.
Ben 3 ay 4 ay maç alamıyorum, kıza çekiliyorum. Ya bunun matematiği çok basit. Her şeye kulağını tıka, konsantreni ol, her hafta maç al. Her hafta maç aldığın zaman sen para kazanıyorsun her şeyden önce. İyi de para kazanıyorsun. İyi para kazanıyor. O yüzden evet. Bunları bırak. Bunun örnekleri çok. Bir sürü arkadaşın, bir sürü arkadaşları bunun yüzünden mağdurlar. Düdük Hasanlar var. Tabii Deniz böyle Ateş olacağına, Bitmel örneği var böyle mesela. Böyle olacağına. Ya ben Fenerbahçeliyim değil mi? Beni ver pazartesi günü. Beşiktaş gol atıyorsa goldür ya. Penaltıysa penaltıdır. Kırmızıysa kırmızıdır. Bak ben Fenerbahçeliyim. O başka. Yani bu felsefede olmaları lazım. Bence bu olmuyor. Peki hakemlerde şu mu var? Yani ben şimdi bu kararı verirsem, buna hükmedersem, Beşiktaş'ın stadında Beşiktaş'a bunu yaparsam bir daha Beşiktaş stadına gelemem. Ya da işte Fenerbahçe'nin aleyhine bir şey yaparsam Fenerbahçe stadına gelemem. Yani nalına mıhına, tavşana kaç tazıya tut. Ya bu işte mu? Öyle olduğu için, öyle olmaması için de ne yapacaksın? Her yere rahat gidebilmek için düzgün maç yöneteceksin. Maça konsantre olacaksın. İşleri çok zor. Bak biz oturuyoruz sahanın maçta da, televizyonda da bir pozisyonu tartışabiliyoruz. 10 dakika, 15 dakika. Günlerce tartışanlar var. Saniyelik. Saniyelik. Çok zor. Ama siz artık eskisi gibi değil ki. Bir kamyon adamsınız orada. Kenarda dördüncü hakem var. Var odası, var. İçeride iki tane yardımcım var. Var oğlu var. E ne yapacağız? 150 milyon kişi mi koyacağız düzgün kararı ver diye yani? Kulaklığım var. Evet. Her şeyim var. Evet. Koşacaksın. Bu performansın bu. Ama koşamayan var. Ya 100 metreden penaltı çalan adam var. 100 metre gidemiyor ki oraya. Gitmen lazım senin. Pozisyona senin yakın bir futbolcudan daha çok koşman lazım. Elbette, elbette. Ama ben şimdi hakemlerimizi görüyorum. Koşmuyorlar o kadar yani. Mesela Erman Toroğlu'nun en büyük şansı defans oyuncusuydu. Çok da kötü bir oyuncuydu bak üstelik yani. Olabilir. Çok kötü bir oyuncuydu ama futbolu yaşadığı için, nerede kime nasıl faul yaptığını bildiği için, niyeti ona biliyor. Nasıl yapıldığı için, niyeti biliyor, pozisyonu süzüyor. Ondan çok başarılıydı. Erman Hoca şimdi çok başarılı bir hakemdi şimdi. Allah var yani. Keşke Ahmet Çakar için de aynı şeyleri söyleyebilsem ama. Ahmet Hoca'nın kulaklarını hiç çınlattı. Benim gözümde, ben çünkü ikisini de evet. Seyrettiğim için kimi Ahmet Çakar der, kimi Erman Toroğlu der ama ben Erman Hoca'yı bu anlamda müthişti. Futbolcular korkuyordu. Kandıramıyor çünkü. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani futbolcuların genellikle Cüneyt Çakır ve Fırat Aydın Usta'nda böyle bir çekincesi vardır. Yani şöyle bir baktıkları zaman o iki hakem. Oyuncu... Fırat Aydın Usta daha çok sevdiklerinden eminim. Çünkü benim Galatasaray'da, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon bir sürü top oynayan kardeşlerim var. Konuşuyoruz. Fırat Aydın Usta'nın tarzı onlara daha bir sıcak geliyor. Yani konuşuyor ya Fırat Hoca, işte özür dilerim, işte şuradan şunun yüzünden şöyle oldu, affedersin, gerçekten çıkınca bir kahve ısmarlayayım, barışalım. Var ya o tarz şeyleri. Ha, o yüzden daha bir sıcak geliyor yani. Ama şimdi şu var, VAR odasındaki hakem bir hakeme sadece izlemeni öneririm diyor değil mi? Yani talimat bu. Evet. Yani, protokolde yazan da bu. Ne diyor? Hocam izlemeni öneririm. Öneririm diyor da orada anlatıyor ama. Bak gel diyor, şurada şöyle oldu diyor. Selahattin onu tuttu diyor. Arkadan diyor Mümtaz geldi böyle yaptı. Onları da söylüyorlar da. Peki o zaman oradaki talimatı hakem diyorsa ki hayır ben net gördüm ve kararımdan eminim, izlemeye gerek görmüyorum. O zaman orada o hakemlerin acaba egoları da mı çıkıyor ortaya? Yani o onu öyle diyor ama ben vallahi izlemiyorum artık yani. Nasıl bir kafa yaşıyorlar ben onu bilmiyorum ama bak ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben olsam şunu yaparım ilk önce. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Levent Ümit Eroğlu seçildi. Yarın ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın? Derbi. Bülent Yıldırım çıktı. Beni hakemi linç edecekler o gece. Kötü yönetti. Ben bütün kanallara bağlanırım. Şimdi basın böyle açıklaması diyorsun. Yaparım. Acaba gerçekten Merkez Hakem Kurulu Başkanı lazım. Olunca yapar mısın? Yaparım. Hakikaten yaparım. Çünkü yapman gerekir yani. Bunu yapsalar peki ne diyeceksin? Hakemini olur. Mi kollayacaksın? Hayır anlatacaksın. Ya da hakem de konuşacak. Yani mesela maç oluyor. Hakemler bir defa kendilerini ifade edemiyorlar. Affedersin genelkurmay başkanımız gibi görüyorlar. Yani ama futbolcuları yasak... daha iyi anlaman lazım. Daha güzel anlaman lazım. Onlarla diyalog hali. Bak neden demin örnek verdim. Fırat Aydınus'u niye daha çok seviyorlar? Diyalog halinde hep. Bazen oyunu da soğutuyor ayrı bir şey ama panele giriyor artık böyle evet. Ama o bir sıcaklık oluyor. Karşı tarafa diyor ki adam ya bu bana gelip anlatıyor en azından. Bazısı var
Git buradan çekil. Gezme buradan, sağdan çık. Anladın mı? Evet. Ne oluyor arkadaş yani? Sen baş öğretmen değilsin ki orada yani. Evet, hakemsin evet, sen neticede. Evet. Futbolcu olmasa sen orada olmayacaksın. Evet, evet. Ya evet. Bunların bir aile içinde olduklarını unutmamaları lazım. Medyamızda da bu var mesela. Yani bizim genelde toplum olarak böyle bir şeyimiz var. Hani birazcık yetki aldığın zaman kral oluyorsun. Mesela gazeteci arkadaşlar çıkıyorlar. Benim kadar cesuru, benim kadar delikanlısı, benim kadar... Ya arkadaş, mesela adam kovuluyor. Çıkıyor diyor ki ben cesurdum işte bıraktım şöyle yap. Ya o zaman tazminatını alma. Alma. Madem bırakıyor, istifa eden adam tazminat alır mı? Almaz tabii. Tazminat peşine düşer mi? Düşer. O zaman öyle sahte insanları kandırmayacaksın. Diyeceksin ki beni kovdular. Ya da ben onurluyum, istifa ettim. Bir kuruş da istemiyorum diyeceksin. Son olarak şunu sormak istiyorum sana. Pazartesi akşamı saat 23'te maç bittiğinde. Evet. Fenerbahçe kaybederse ne olur? Beşiktaş kazanırsa ne olur? Beşiktaş kaybederse bence şampiyonluk yarışında çok 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 büyük bir yara alır. Beşiktaş kaybederse ya da berabere kalırsa. Şenol Güneş'in milli takım olayına ne diyorsun Levent? Doğru bir karar bence. Doğru bir tercih. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş milli takıma yakışır. Kariyeriyle yakışır. Yani şu anda ben oraya mesela Aykut Kocaman'ı da çok isterim ama Şenol Hoca daha yakın. Fakat şöyle de bir şey var. Onu da bir senin programın aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun ömrünün çok olacağına inanmıyorum ben. MHK gibi bir istifadan mı söz ediyorsun? Yani orası bir değişir. Ama Haziran'da zaten seçimler... Spor Bakanı da değişir. Evet. Spor Bakanı'nı Spor Bakanı biliyoruz Safet Sancaklı da evet. Abimiz olur. Sağ olsun. Safet Sancaklı Safet abi de olduğu olacak zaman... ama artroskopi olduğu için evet, bir ameliyat Safet abi de için... bu federasyona çok büyük bir muhalefet olduğu için bu evet. Federasyonla da çalışmayacağını inanıyorum. Zaten bu federasyonumuzdan bu ülkede çok yani bu ülkede bir anket yapılsa hangi taraf olursa olsun en çok şikayet ettiğiniz kurum, en istemediğiniz kurum kim deseniz açık ara Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi çıkar. Arkasından MHK çıkar ama MHK de TFF'ye bağlı zaten. Bak MHK'yi geçer Türkiye Futbol Federasyonu evet. Yönetimi. Yani o şekilde. O yüzden ben orada bir değişiklik olur diye düşünüyorum. O yüzden her yani şey Haziran'a olabilir. Kalmaz mı yani? Haziran'da seçim var zaten ama hani Haziran'dan önce mi sen bu değişikliği öngörüyorsun? Öngörüyorsan vardır bir bildiğin de o yüzden. Yani. Hele bir şu seçimler bir bitsin bakalım. 31 Mart'taki seçimlerden 31 Mart'tan sonra her an her şey olabilir. Olabilir. Oraya da Fenerbahçe kaybederse ne olur demiştim. Fenerbahçe kaybederse Rize maçında çok sıkıntı olur. Eğer Rize maçında maçın 70-75. Dakikasında Allah korusun Fenerbahçe bir de mağlupsa o tribünler çok büyük tepki verir diye düşünüyorum. Fenerbahçe böyle bir camiadır. Yani hep onu anlatıyorum programın başında da. Fenerbahçe aşktır, sevgidir, sizi çok seviyorum, müthişsiniz, harikasınız, siz olmasanız falan filan. Bunları yemezler. Yani. Zaten o gazla tırnak içinde bugüne kadar gelindi. Ali, bak, Koç'un, şu anda Ersun, Ali Koç'un çok Ersun büyük bir kredisi hocaya, vardı. Ersun Hoca'ya hala da var. Hala bence. Vardı. Ben başkanın iyi niyetinden zerre şüphem yok. Ama yani komoli tek patron, komoli tek patron başkanın yani. Da bu işi bilmediğinden adım gibi eminim. Yani bu işi bilmiyor. Yani bu işi bilmemek ayıp bir şey değil. Bunu öğrenemezsin de biliyor musun? Yani bu işi ya biliyorsundur. Ya bilmiyorsundur. Ya bilmiyorsundur. Yani bunu ben gideyim de yani şimdi sayın başkanımız bırakıp da ya ben iyi başkan kim var şu var. Ben onun yanına gideyim bir 3 ay öğreneyim. Yok, öyle bir şey yok. Öğrenilebilecek değil. Bunu bilmen lazım. Evet. Yani sen ama ben hep onu söylüyorum. Patron komolli dersen bu taraftar bu camia patron sadece seni tanır. Fenerbahçe camiası başkanlık sistemiyle yönetilir. Sen patron tek sensin. Bunların hepsi sana yazar. Ve burada şu kadar para verdim. Şunu sponsor oldum. Onlar da kurtarmaz. Seyirci saha sonuçlarına olmaz. Bakar. Ha, ama evet. Ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe'ye sabır mı gerekli? Evet, mecburen şu andaki durumdan sabır gerekli. Fenerbahçeliler düşer miyiz diye soruyorlar bana deyip. Bu soru ilk defa Ersun Yanal'a da soruldu. Fenerbahçe düşmez. Düşmemeli bence. De ayrıca. Düşmemeli de. Evet. Şu kadrosu da düşüyorsa zaten Ersun Yanal'ın çıkıp artık böyle ateşliyiz, aşkız, seneye böyle olacağız falan olmaz. Zaten Ersun Hoca da çok büyük kredi kaybeder ama ben Fenerbahçe'nin Ersun Yanal hatalarına rağmen pazartesi günü
şanslı olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Sağ olasın. Ayaklarına sağlık. Tekrar çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben bu kanalı hiç bilmiyordum. Gerçekten çok güzel. Bilmiyor muydun kanalımızı? Hayır, kanalı biliyorum da nerede olduğunu, bu kadar güzel olacağını. Dekorunun güzel bir aile. Bu ailenin bir parçası olduğum için de. Sizi de ne zaman isterseniz bu ekran ve bu kapı size teşekkür açık. Ederim. Söylememe gerek yok. Pazartesi akşamı canı gönülden başarılar diliyorum. Şimdi sizler için sevgili editörümüz Deniz çok güzel gülümsetebilecek, biraz içinizi rahatlatabilecek, size bir tebessüm ettirebilecek videolar hazırladı. Onlara bir bakın, sonra konuşalım. Pazartesi akşamı oynanacak derbi öncesinde kaleciler mühim demiştik. Oradaki kedi iyi kalecilik yapmış, doğru pozisyon almış, doğru hamle yapmış. Efendim bugün bize ayrılan sürenin an itibariyle sonundayız. Dışarıda soğuk bir hava var. Bugün iyi ve güzel bir şekilde istirahat etmenizi öneririm. Bence evden fazla çıkmayın. Şahane bir cumartesi diliyorum efendim. Yarın yine sabah saat 9'da sizlerle olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu günler efendim. Yarın sabah ben yine buradayım.